Merhaba arkadaşlar, kanalım Çarıdoğan'a hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçenlerde sizlerle birlikte Armored Darkseid figürünü boyamıştım. Ve videonun sonunda size şöyle demiştim. Mükemmel olmuş gibisinden ki mükemmel olmuş en güzel olur. Peki siz bana ne dediniz? Abi olmamış dediniz. Abi bu gri olmuş dediniz. Abi berbat olmuş dediniz. Olmuş dediniz. Bir şey diyemedim, haklısınız dedim. Halbuki şurada da görebileceğiniz üzere o paylaşımı Instagram'da Darkseid'in kendisi Reporter beğenmişti. Ama ben ne yaptım? Yine de o beğeniye rağmen sizleri kırmadım ve oturdum, tekrardan boyadığım figürü bir kez daha boyadım. Ve sonuç bu sefer böyle oldu. Gelin bunu nasıl bu hale getirdim birlikte görelim. Tekrar boyadığım figürü tekrar ne kadar nasıl boyadığımı görelim. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Evet, figürümüzü tekrardan masaya yatırdık. Bu sefer daha koyu bir mavi kullanacağım. Çünkü açık mavi. Her ne kadar ben gözle görebilsem de ne yazık ki fotoğraflarda ve kameralarda gri gibi duruyor. Benim de amacım bu figürü fotoğraflarda kullanmak. Özellikle fotoğraflarda kullanmak. Belki videolarda kullanmak. O yüzden amaca hizmet etmiyor. Rafta dururken, vitrinde dururken kötü değil, gayet güzel. Ancak dediğim gibi amaca hizmet etmediği için bu boyayı kullanarak bunu bulabildim. Deneme yapacağız bakalım. Tekrardan boyayacağım. Evet sevgili Lord Darkseid. Bakalım. Şöyle kameradan bakıyorum. Evet, yani bu orijinal boyasına biraz daha yakın aslında. Yani başa dönmüş gibi hissediyorum biraz ama üzerinde yapacağım ufak oynamalarla umarım istediğim sonuca yine ulaşabilirim. Şu an aslında istediğim sonuçtan uzaklaşıyorum. Çünkü daha önce görseline attığım sonuçtu amacım. Ona da ulaşmıştım ama demek ki orada kullanılan boyanın farklı bir özelliği var ki ışığı farklı yansıtıyor. Doğal olarak fotoğraflarda, kameralarda, görüntülerde istenilen şekilde gözüküyor. Ben o sonuca ulaşamadığım için şimdi daha koyu bir metalik maviyle. Bu arada bu boyayı da buldum ama üzerinde Funny Kids falan yazıyor. Yani çocuk boyası gibi bir şey sanki. Kalite olarak tutacak mı tutmayacak mı? Açıkçası böyle bir emin olamadım. Ama bulabildiğim yegane aradığım ton buydu. O yüzden mecburen aldım. Bakalım deneyeceğiz. Sonuçta daha önceden ben bu figürü boyadıktan sonra vernikledim. Yani alttaki boya aslında bakarsanız sabit. Burada sonucu beğenmezsem tinerle çıkarabilirim her türlü yine. Biraz da onun verdiği güven var. Yani en kötü o haline geri dönebilirim. Figürü tekrardan sökmüyorum. Bunun iki sebebi var. Bir, bacak kısımları özellikle gerçekten çok zor geri takılıyor. Yani tekrardan o çileyi çekmek istemiyorum. Hani siz geçen videoda eğer izlediyseniz ben onu 2 saniyede takıyormuşum gözükse de ben bayağı 5 dakika burada aslında çırpındım. Sadece sizi sıkmamak adına o kısımları kestim. Ama gerçekte bacak gerçekten takması çok zor bir parça bu figürde. En azından benim için öyle oldu. Herkes için öyle midir bilmiyorum ama. Dediğim gibi o kısımla tekrardan uğraşmak istemediğim için sökmemeye karar verdim. Zaten sadece armor kısımlarını, zırh kısımlarını boyayacağım. O yüzden fırçayı biraz dikkatli kullandığım sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle de teslim ol Darkseid demiş gibi olduk ama adam kollarını kaldırdı. Yapacak bir şey yok, şu araları rahat gelebilmek için en iyi yöntem buydu. Akrilik boyaları inceltmeden de aslında kullanabilirsiniz. Hatta o zaman kaplayıcılıkları çok daha fazla artıyor. Yani bazen 2-3 kat yapmanız gereken yeri tek katta boyayabilirsiniz. Ancak kendi üzerinde bir katman oluşturup zamanda dökülme yapması çok büyük ihtimal oluyor bu sefer. O yüzden benim tavsiyem az da olsa, ya yani suyla inceltilebilir boyalar zaten. Hani ekstradan vernik vesaire bu şu özel bir şey almanıza gerek yok. Bence biraz inceltip kullanmakta fayda var. Şimdi incelttiğiniz zaman hem fırça izini azaltıyorsunuz hem de sonuç daha kaliteli oluyor. En basitinden öyle söylenebilir. Biraz daha zaman alıyor, doğru. Ama güzel şeyler zaman alır arkadaşlar. Eğer bir yerde topaklanan boya görüyorsanız o noktadan alıp boyayı sürmek istediğiniz farklı yerlere yedirmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi topaklandığı yer size finalde hoş bir sonuç vermeyecektir. Kafayı en sona bırakıyorum ki bana tutabileceğim ufak bir nokta versin. Orayı en son yerinden çıkarıp da yapabilirim de. Bir köşeye koyup kurmasını da bekleyebilirim böylece.
boyanın kıvamı için genelde şöyle derler. Bu airbrush için geçerlidir ama bence fırçayla kullanırken de güzel bir kıvam. Böyle süt yoğunluğunda olursa, kulak memesi kıvamında olursa sürdüğünüz yüzeyde çok fazla topaklanma yapmaz. Airbrush için çok mantıklı zaten de hani tam ideal kıvamda püskürme sağlıyorsunuz böylece. Ne kolonya sıkar gibi böyle coşarak geliyor ne de çok az gelip nozzle'ın ucunda tıkanma yapıyor. İkisinin arası oluyor. Ne yazık ki artık airbrush'ın bozuk olduğu için yenisini alana kadar fırçayla devam işlerimize ama bir bilgi olarak söyleyeyim bunu. Eski videolarımda belki bahsetmişimdir şu an hatırlamıyorum. Bahsetmediysem de yeni videolarımı izleyenlere böyle bir bilgi geçmiş olayım. Ve not düşeyim, airbrush candır arkadaşlar. Yani işin kalitesini muazzam arttırıyor. Çok özledim airbrush'ımı. Canım airbrush'ım. Şimdi bu figürün şınav çekebilme gücünden faydalanmak istiyorum. Bu figür şınav çekebiliyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere. Sizin aklınıza başka şeyler gelmiş olabilir ama ben bunu şınav pozisyon olarak değerlendirmek istiyorum. Gelmediyse de o benim suçum. Belki de böylesi daha iyi olacak çünkü alt tarafta bir açık ton mavi var. Üstüne black wash var. Üstüne dry brush var. Yani ben bu maviyi ne kadar sürersem süreyim belirli katların altı yani tek bir ton olmadığı için alt tarafta tek bir primer varmış gibi olmadığı için ister istemez kendiliğinden farklı yerlerde şu an ben görebiliyorum. Farklı tonlar yakalıyor. Az çok böyle kendi içinde ufak çaplı gölgelendirmesi var ki ben üzerine yine bunu black wash ve dry brush yapacağım sonuçta. Böyle kalmayacak. Zaten ilk etapta bu figürü tekrardan boyamamızın sebebi daha gerçekçi, daha oyuncak havasından uzak, daha kaliteli bir figür hissiyatı vermekti. Onu da vermiştim ama işte yeterince verememişim. Bana kadar verebilmişim. Onu fark ettim. O yüzden şimdi tekrardan çalışıyoruz. Evet, vücudu bir kenara bıraktım. Şu an sıra geldi kafayı boyamaya. Vücut kururken biz yerinden söktüğümüz kafayla işimize devam edebiliriz. Bence kafayı da iyi kötü boyadık. En azından kafadaki zırh parçasını. Şimdi bunu da kurumaya bırakacağım. Bir yarım saat kadar kursun ondan sonra devam ederim. 20 minutes later. Evet, bir yarım saat kadar süre geçti. Kontrol ettiğim zaman zırhın büyük ölçüde kurumuş olduğunu görüyorum. Elime bulaşmıyor. O yüzden şimdi dry brush aşamasına geçebiliriz. Bu sefer wax'la falan uğraşmayacağım çünkü gittim kendime gümüş akrilik boya aldım. Bu sefer direkt bununla yapacağım. Çünkü dediğim gibi wax'ın kuruma süresi ne yazık ki çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden zaman kaybettirebiliyor. Bunu ise ortalama yarım saatte kuruyacağını, hatta dry brush yaptığım için daha da hızlı kuruyacağını biliyorum. Peçetenin üzerine çok az miktarda boya. Sert bir fırça. Mümkün mertebe. Fırçanın ucuna biraz alıp büyük kısmını peçeteye yedirip zırhın tersi yönüne diyeyim. Böylece sadece kenarlara. Sadece kenarlara gördüğünüz gibi ufak bir garilik atmış oluyorum. Mesela bu parçada şu an için yok. Ama ben bununla vurduktan sonra bakın şu uçlar sadece kenarlar yemiş oluyor. Evet. Büyük ölçüde dry brush işleminin bittiğini düşünüyorum. Tekrardan kafaya gelelim. Onda da sadece amacım şu köşelere denk getirmek. Belki çeneye bir apakart yemiştir de. Bir de şu çıkıntı olan bölgelerin kenarlarına.
Evet, dry brush aşamasını da bitirdiğime göre geriye bir tek blackwash uygulaması kaldı. Onun için de bir 10 dakika kurumaya bırakacağım, ondan sonra da blackwash. 10 minutes later. Yaptığım gümüş dry brush da kurudu. Şu an özellikle ışığı açmıyorum. Şu kenarlardaki köşelerdeki eskitmeler şu an gözüküyor çünkü net bir şekilde. Onlar gözükmesi için ışığı özellikle açmıyorum ki yapmak istediğim efekti görebileyim diye. Şu an daha net gözüküyor. Şimdi tekrardan ışığı açacağım ve son aşamaya geçeceğiz. Evet, son aşamamız da blackwash. Belki bir kere daha dry brush yapmam gerekebilir. Duruma göre çok fazla kapatırsam ama bunu yaptıktan sonra karar vereceğiz. Blackwash artık diğer videolarımdan da aşinasınız. Bir kabın içine siyah akrilik boya ve üzerine su ilave edip karıştırıp daha sonra figürün sağına soluna her yanına, bu sefer tabii ki bu işlemde sadece zırha yedireceğimiz boya. Ki yine boşluklara, aralara girip o derinliği istediğim 3 boyutlu görüntüyü verebilsin. Tabii bunu sadece böyle yedirmek yetmiyor. Üzerinden fırçayla da alacağız. Fırça dedim pardon. Üzerinden peçeteyle de alacağız daha sonra fazlalıkları. Ama biraz aralara girmesi, kuruması için zaman vermemiz gerekiyor. Evet, yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra 1-1,5 dakika, 2 dakika bu civarlar. Ya bu biraz da boyayı ne kadar sulandırdığınızla alakalı bekleme süreniz. Eğer az sulandırdıysanız daha az beklemek mantıklı. Çok sulandırdıysanız daha çok beklemek mantıklı. Artık dediğim gibi o sizin siyah akrilik boyayı ne kadar sulandırdığınıza bakarak verebileceğiniz bir karar. Ama bakın işte yani boyayı gözleyin, takip edin. İstediğiniz boşlukları doldurduğunuza karar verdiğiniz zaman bu yöntemde boyayı yavaş yavaş alın. Üste kalanlar tabii, araya şu boşluklara girenlere müdahale etmiyoruz ki oralardaki detaylar öne çıksın, daha belli olsun. Yani bakın böyle hani çok aldığınızı hissederseniz bir kere daha yaparsınız, iki kere daha yaparsınız, üç kere daha yaparsınız. Bunun bir sınırı yok açıkçası. Kafanıza estiği kadar yapabilirsiniz. Şimdi size aradaki fark gösterebilecek olursam bu taraf black wash yemiş kızım. Dikkat ederseniz boşluklar, aralar biraz daha böyle siyah boyayla dolu. Bu taraf ise yememiş kısım. Burası daha temiz duruyor o yüzden. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Kısmı da olabildiğince şimdi black wash yapıyorum. Aslında az önce biraz uyguladım ama kamerayı iyi odaklamamış. O yüzden şöyle hızlıca sizlerin de görebilmesi için aynı şeyi gösteriyorsun abi diyeceksin ama gösteriyorum işte. Bir kez daha yapıyorum. Sonra da yaklaşık 1-1,5 dakika bekleyip üzerinden alacağım. Şurada göğsün önünde büyükçe toplandı. Onu sadece toplanmasına izin veremem. Alman gerekiyor. Al. O tarz istemediğiniz yerlere böyle ekstradan gelirse akabilir yani, sonuçta çok sulandırdınız, normal. Peşin peşin alın arkadaşlar. İzin vermeyin. 1 minute later. Evet, yaklaşık 1 dakika oldu şimdi. Üstten vura vura alabildiğimizi alacağız. Burada ölen ölecek, kalan sağlar bizim olacak. Ve dikkat etmeniz gereken şey, gördüğünüz gibi figürün altında da bu şekilde akar. Onları da alın ki, çünkü o da böyle arka tarafa ulaşacaktır tekrardan. İstemediğiniz bir bölgede ekstra bir wash uygulamış olursunuz. Dikkat etmezseniz. Mesela bu kat hiç yeterli gelmedi bana açıkçası. Figürün burası neredeyse kirlenmedi bile diyebilirim. O yüzden biraz daha uygulayacağım. Biraz daha kalın yaptım bu sefer. Yoğunluğunu. Çünkü bu yüzeyden çok aktı. Yani istediğimden çok daha fazlası aktı. O yüzden daha hızlı bir şekilde davranıp şimdi hızlıca boyayıp ondan sonra hızlıca sileceğim. A few moments later. Son olarak sıra geldi kafaya blackwash uygulamaya. Ona da aynı tarif eden gidiyoruz. Silebiliriz. Bu da görece biraz daha kirli bir görüntüye kavuşmuş oldu. Mesela şu köşe çok fazla kalmış. Oraya biraz daha fazla vuruyorum falan filan. Evet. Şimdi genel olarak
bu sefer daha da memnunum. Ancak Blackwash tahmin ettiğim üzere biraz bazı eskitme kısımlarını kapattı. Blackwash daha çok kirletme gibi düşünebiliriz. Benim eskitmeden kastım bu gri gümüş aklik boyayla yaptığım kenarlara vurduğum sistem. Bunu kapatacağını 3 aşağı 5 yukarı aslında biliyordum. O yüzden belki bir tur daha geçeriz dememin sebebi oydu zaten. Ancak peki şunu sorabilirsiniz. Neden önce o zaman Blackwash sonra dry brush yapmıyorsun diye. Çünkü tamamını kapatmıyor. Bazı yerlerde doğal bir şey veriyor. Sonuçta eskitme olan yerin de üzerinde kirlilik oluşabilir. Bunu sağlıyor. Ancak bazı yerlerde çok abartı kapattığı için tekrardan yapma gereği duyuyorum. Hani bunu neden bu sırayla yaptığımı soracak olursanız cevabı bu. Siz de yapacak olursanız bence bu sırayla yapın. Tavsiyem bu yönde olur. Bu sefer geçen sefer kadar çok uygulamayacağım. Çok az. Hemen kenarlara. Yani buna yabancılar hatta böyle İngilizce olarak edge highlighting diyorlar. Köşeleri öne çıkarma mı diyeyim? Daha mı doğru olur? Bilmiyorum ama. Şimdi bazı terimleri İngilizce isimleri var ama Türkçe isimleri yok. Onları bulmakta zorlanıyorum. Mümkün mertebede Türkçe kullanmaya çalışıyorum. Hani anlatırken. İngilizce videolar planım da var. Yani bilmiyorum belki daha çok kişiye ulaşır düşüncesiyle. Siz ne diyorsunuz? Sizin düşünceniz ne? Onu da almak isterim. Dediğim gibi bu sefer daha az yapacağız bu işlemi. Mümkün mertebe sadece köşelere, daha çok eskiyeceğini düşüneceğim uçlara, daha darbeye açık olduğunu düşündüğüm yerlere. Yani bir silah düşünün, bir masayı düşünün, sürekli kenarlarını çarparız değil mi geçerken? Yani oralar eskir. Bu zırhı da öyle düşünmek lazım. Kenarlar daha çok koruyucu yerler, darbeye daha çok maruz kalan yerler. O yüzden oraları biraz da eskitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu sefer umarım ton farkını kamera yakalayabiliyordur. Bu kadar iş. Bu kadar emek. Bence yakalıyordur ya. Son olarak kafanın kenarlarına da. Özellikle şu uçlardan başlıyorum çünkü dediğim gibi oralar darbeye en açık yerler. Sonra şöyle biraz genel. Gördüğünüz üzere. Kafanın da işlemi tamam. Kafayla bedeni geri birleştirelim. Evet, sevgili New God, Apokalips'in lideri Darkseid'in tekrardan boyamasını bitirmiş bulunuyorum. Şimdi geriye yapılacak, hep son işlem diyorum ama gerçekten bu sefer son işlem kalıyor. O da tabii ki verniklemek. Verniklendikten sonra da şöyle bir iki yine artistlik pozunu çekeriz, videosuna bakarız. Sağdan soldan şekilli şukullu kamerayı gezdiririz. Ondan sonra da bu işi bu sefer tam anlamıyla kapatırız. Ben verniklemeye geçiyorum ama siz videoda figürün son hali neye benzediğini. Dediğim gibi figür, işte nasıl boyadığımı gördünüz. Tekrar boyanmış figürü, tekrar nasıl boyadığımı gördünüz. Bu sefer dediğiniz grilikleri umarım artık görmüyorsunuz kamerada. Çünkü ben görmüyorum artık, bakınca doğru maviyi görüyorum. Geçen sefer evet haklıydınız. Kullandığım çok açık bir mavi tonda metalik olarak. O yüzden belki de benim kameramın kalitesizliğinden kaynaklanıyor. Yeterince o maviliği yakalayamıyordu, gri gözüküyordu. Bu sefer daha koyu bir ton kullanarak bunu açtığımızı düşünüyorum. Ha derseniz ki abi bu sefer de olmamış. Kusura bakmayın arkadaşlar, aynı figürü 200 kere boyayamam.
ben de yorulurum yani. Başka şeyler yapacağım. İşim gücüm var, ciddi bir adamım ben. O yüzden bunların ışığında lütfen bu videoyu beğenin. Bu sefer olmuş deyin. Çok beğenin, çok paylaşın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.